Yasemin Gelin'in ışıltılar saçan geniş ve ferah mutfağı işte karşınızda. Bembeyaz dolaplarını gold kulplar ve çerçevelerle hareketlendiren Yasemin Gelin, mutfağını resmen bir depolama alanına çevirmiş. Salonla mutfağı ayıran duvarda bulunan pencerenin içerisinde jalüziler kullanan gelinimiz, dışarıya bakan pencerede ise stor perde tercih etmiş. Yerde halı yerine seramikten yapılmış bir göbek kullanan Yasemin Gelin, desenli tavanını da spotlarla süslemiş. Bakalım farklı tonlarıyla ön plana çıkan bu mutfak gelinlerimizden kaç puan alacak? Evet kızlar, mutfağım için yorumlarınızı bekliyorum. Evet, bugün ben başlayayım. Tabii. Şöyle, mutfağınıza girdiğim zaman renk tonu, hani açıklığı, ferahlığı ve büyüklüğünü çok beğendim. İlk önce beğendiğim kısmı söyleyeyim. Sonra demesinler ki hep beğenmiyor Işıl diye. Çok beğendim. Büyüklüğünü de çok beğendim. Ama tabii ki detaylara indiğimizde eksiklerimiz var. En büyük eksiğimiz halımız yok. Şimdi şöyle bir şey Işıl'cığım, halımız yok diyorsun. Evet, halımız yok. Ortada gördüğünüz gibi bir göbek var. Kapı girişimde de var o göbekten. Bu mutfağa böyle bir göbek yaptırmak istedim. Hani daha böyle değişik olsun diye. Eşim çok istedi aslında. Daha çok eşim istedi. Ben de o göbeği kapatmamak adına ya şuraya küçük bir paspas koymalıydım. Benim istediğim halılar da genelde şuraya falan taşıyor. Göbeği kapatıyor. Göbeği kapattığı için de istemedim. Hatta dedim ki böyle küçük yaptırayım bir aşçı. Ben aşçı detaylarını çok seviyorum mutfakta. Ve biraz çocuk ruhu var. Yaşım 49 ama biraz çocuk ruhum var galiba benim. Aşçı detaylarını çok sevdiğim için şöyle bir aşçılı küçük bir şey yaptırayım dedim. O da özel yapıma giriyormuş. Hani boyutu önemliymiş. Onun için sizin anlayacağınız yaptırmadım. Böyle çıplak çıplak bir şey dökülünce peçeteyle alıyorum falan filan. Yani bir de birazcık akustik oluyor böyle. Aa! Diye bir şarkılar söylüyorum burada ben. Güzeldi. Yasemin'cim, ilk gün geldin benim evime, mutfağında dedin ki ev senin. Bu ev de senin değil mi? Evde benim. Geldim buzdolabıma yorum yaptım. Buzdolabın o kadar büyük ki dolaplardan öne çıkmış dedin. Tıkışmış kalmış oraya dedin. Neden dolaplarını ona göre organize? Ben orayı mahsusdan büyük yaptırdım çünkü benim dolabımın içi ama çok az şey alıyor. Ama dolabını hani böyle bir yere kapatma şeyleri sonra çıkarabilirsin. Demonte olan şeyler. Yani onu mutfakçı öyle açık bırakmış. Ben de ondan sonra öyle bıraktım. Dolap ha bozulur, ha bozulur, ha bozulur. Bir türlü bozulamadı gitti. Oraya büyük bir dolap almak istediğim için açıkçası onun yeri öyle. Bozulmayan buzdolabının fiyatı nedir? Çok güzel bir soru sordum. Bayağı bilmiyorum ki yani. Hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorsun. Ablacığım, mutfağına girdiğim zaman gerçekten çok ferah bir mutfağım var. Teşekkür ederim. Mutfak biz kadınlar için çok önemli. Bir ferahlık veriyor. Ama ben olsaydım şu gold kulpları kullanmazdım abla. Çünkü krem ve gold çok birbirini tamamlamamış bence. Her yer krem. Gold da onu patlatması lazımdı. Gold yerine yerdeki kahverengi detaylarını bence kullanabilirdin. Çok da şık olurdu. Bir de çeşmen gold olsa çok güzel olurdu. Güzel olurdu bence. Evet. Şimdi açıkçası başka... çeşme olarak yani evi olarak düşünemedim. Evinde gold olması gerekiyordu. Bu evye buranın evyesiydi, bir size söyleyeyim. O evye buranın 16 belki de 20 senelik evyesidir. Ben evyesini değiştirmedim, sadece temizledim, koydum. Evye eskidir. Ona uygun da o şeyi almak zorunda kaldım. Bana kalsa dediğin gibi sarı alırdım. Evet. Sarı kulplara gelince ben size demiştim, ben sarıyı çok seviyorum gerçekten. Bence de güzel durmuş. Şık duruyor. Bence de. Işıklarından bence de hani bu bazı şeylerle hani bana göre işte taşlarından uyumlu. Yani ben seviyorum açıkçası. Biz de çok beğendim. Hatta eskidir. Bayağı eskidir. Ama katılıyorum sana, kahverengi olsaydı yine hoş olabilirdi. Yok, kremle kahverengi kahve güzel oluyor. Kremle kahve olur. Ama benim dolaplarımı kızlar yavaşım, vallahi kulağım patladı. Şu an ben yayın yapıyorum. Ben sizin yorumunuza karışmadım ama lütfen. Ama doğruyu da söyleyelim, hakkında tamam, yemeyelim. Güzel olan da güzel. Tatlım ama ben bir bitireyim. Tamam peki. Sonra ablacığım, dolapların çok fazla. Mesela tezgahların üzeri bomboş. Çünkü ben tezgahlarımda çok yemek yapıyorum. Bunu da sana açıklayabilirim. Benim oğlum gastronomi okuyor. Bir yandan oğlum giriyor bu mutfağa, bir yandan ben giriyorum. Bir tezgah onda, bir tezgah hatta biz birbirimize çarpışıyoruz. Anne yeter artık git deyip bana, beni ona, onun bana bağırdı. Bu mutfakta mı çarpışıyorsunuz? Bu mutfakta biz çarpışıyoruz çünkü benim oğlum çok dağınık çalışıyor. Evet. Okuldan alıştığı gibi. Ben istiyorum ki düzen, ben yaptığım her şeyi temizleyip toplamayı seviyorum. Müsaade et hayatım. Açıklama yapıyorum size. Kesin. Nefesim de olacak.
Bitti mi? Şengül ablacığım, lafını böldüm ama bak bana dediniz ki kendini çok iyi savunuyorsun. Şengül evet. abla da, Yasemin ya, abla da, yani beni geçtiniz. Hadi be. Beni geçtiniz. Vallahi beni geçtiniz. Yasemin Hanım savunamaz gibi gelmişti bana ama benden daha iyi savunma yaptı bugün. Her şeye bir cevabı vardı. Yasemin'cim, ben burada ne hissettim? Belki şaşıracaksın ama bir düğün salonu konsepti. Tavan ve yerdeki şey, hani bir hayal edin bir düğün salonuna evet, girdin. Evet oluyor genelde köpekler. Aynen böyle şuradaki spotlardaki o süsler, onu kıyamamışsınız, çıkaramamışsınız ama öyle bir izlenim bıraktı bende. Ben bir de pencerelerindeki iki tarafta store, bu tarafta jaruzi, pardon tam tersi, iki tarafta jaruzi, bir tarafta store, onu merak ettim. Mutlaka bir açıklamam vardır. Üçüncüsü hayatım, senin bu mutfağın salonla, yani direkt camın dışarıya açılmayan bir mutfak değil mi? Evet. Şey merak ediyorum hayatım, tabii ki artık ev senin, buna yapılacak bir şey yok ama sen burada yemek pişirdiğin zaman, camı açıp bir hava almak istediğin zaman ne yapıyorsun? Katlamalı, muhtemelen salonu açacaksın, burayı açacaksın, öyle bir sirkülasyon. Hemen anlatacağım. Aslında evin düzeninde mutfağın salonun dışında ya da bir dış cepheye uzak olması bence sıkıntı. Tabii. Her açıdan sıkıntı. O tabii ki almışsın. Allah unutmadan güle güle. Şey yapayım, sen şimdi unutacağım onu. Bir şey daha söyleyeceğim bir tane. Bir şey daha söyleyeceğim. Genel olarak mutfakta benim gördüğüm, tabii ki ferahlığı, onlara bir şey demiyorum ama gold bir mutfakta bence fazla ağır detaylar. Şu prizlerin, bunlar işte dediğim gibi bir bütüne baktığım zaman açıkçası ben bir düğün salonunun girişinin konseptine benzettim. Dolapların çok fazla, gereksiz her taraf dolap dolap. Yani senin burada nefes alma açısından diyorum, bu dolaplar işte ne bileyim yemek pişirdiğin zaman... Bir müsaade eder misin Şengül abla? Hemen cevap vermek istiyorum çünkü o kadar çok şey söyledin ki hepsini tamam. Kafamda peki, toparlayamıyorum. Ben sıra sıra hemen söylerim. Cevap vermek istiyorum. Buyur canım. Öncelikle ben şu an aklıma gelenler, jaluzi neden store? Ben ilk bu eve girdiğim zaman burası açık mutfaktı. Şurası yoktu. Hı hı. Burası böyle komple. Burada yine tezgah vardı fakat bu duvar yoktu, şu duvar yoktu. Açık evet. mutfaktı. Ve salonun içindeydi yemek kokuları. Dolaplar orada vardı, evet. burada vardı. Burada bir tezgah aynı bu şekildeydi. Hı hı. Ben onu hiç bozmadan, hatta bazı dolapları giydirerek, biz giydirdik dedim ya ablacığım, hı hı. mutfağı kırdırmadan, fazla uğraştırmadan evet. hani yaptık bazı şeyleri. Üstüne giydirerek yaptık. Buraya cam taktırdık. Bu jaluziyi mecburen camcı içine koydu. Bu cam tamam, sürgülü olduğu için jaluzi koyamadım içine. Anladım. Mutfakta halı olup olmaması çok önemli değil bence. Ama yerdeki karoyla tavandaki yapı bir düğün salonunu anımsattı bana. O benim evimi düğün salonuna benzetmişse ne mutlu bana. O zaman oynasaydık hep beraber. Şu yer karonu beğendim. Yeni evet. yaptırdın muhtemelen diye düşünüyorum. 4 sene oldu canım. Fiyat bilgisi rica edeyim. 4 sene önce bunlar şey olarak satılıyor, 4 parça 4 parça, onunla bu zannedersem ortalama 3 bin lira falan herhalde çünkü içeride de bir göbek var. Tamam, bir de pembe kettle'ını da öğreneyim, evet. benim bitiyor. Pembe kettle'ım o da bayağı eski, 6 sene falan oldu herhalde, 300-350 liraya falan aldım. Şu mutfağa uymayan tabloların ne kadar? Mutfağa uymayan tablolarımı Yalçın aldı. Hiçbir fikrim yok. Onlar etem inmiş. O kendisi aldı. Oraya ben başka şeyler düşündüm. O keşke da böyle mutfak ilgili konseptleri şeyler. Meyve olsa süper olurdu. Aynen öyle. Eşim aldı onları. Şey, ben söyleyeyim yani. Hayatım. Şu camın içinde jaruzili görüyorum bu camı. Bunların fiyatları bir tık yüksektir. Tabii. Nedir fiyat hayatım? Sadece şu cam ve şu cam 2000 liraydı 4 sene önce. Hmm. İyiymiş. İyi fiyat. Ankastren ne kadar ablam? Ankastreni zannedersem... Bir, o da 4 sene buraya geldiğimde hı hı. aldım. 4 senelik ankastrem. O da herhalde 1,5-2 civarında falan da aldığımda. Stor perdem. Ben stor perdem ve salonun perdelerini bir aldığım için hani onlara toplu bir fiyat almıştım. Kaça aldım da onları da? Onları da 3000 liraya falan yaptırmıştım 4 sene önce. 4 sene önce. Evet. Bitti mi yorumlarınız kızlar? Bitti. Haftanın oyununda iddialı mısın Yasemin? İddialıyım. O zaman istikamet salon hanımlar. Mutfağa girdiğiniz zaman bir havasızlık vardı mutfakta. Çünkü cam direkt salona açılıyordu. O yüzden de inanın ki biz orada yorum yaparken bile bunaldık, terledik. İlk gözüme takılan oydu mutfaktan.